YouTube Fizik'te Barış kanalındayız arkadaşlar. Sadık Uygun Yayınları Spotlu LYS Soru Fizik Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 20'de birlikteyiz arkadaşlar. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Evet. Ne demiş? Şöyle başlarsak Düzgün türdeş kare lefa <laughs> iple asılı halde dengedeyken taralı cisimler çift katlı hale getiriliyormuş. Buna göre dengenin bozulmaması için işlemlerden hangileri yapılabilir? Bakın burada bir spot bilgimiz var. Neydi? Beşinci spot bilgimiz bu konudaki. Bir levhanın dengesinin bozulmaması için çıkarılan veya eklenen parçaların torklarının dengelenmesi gerekir. Bakın arkadaşlar ısrarla söylüyor burada. Kaçıncı olduk? Bir önceki testi hatırlıyorsanız tork olayını çok ciddi alacaksınız. Şimdi dengi bakın dengenin bozulmamasıyla ağırlık merkezin yerinin değişmemesi aynı şey değil. Bir sistemde ne oldu? Çık, neydi? Çift katlı yaptık. Yani sen zaten burada bir levha varken şuraya bir tane P parçası ekledik mi arkadaşlar? P ağırlığı. Bir tane de buraya ekledik P. Şimdi ne olacak? İpe göre tork almamız lazım. Bakın ne yapıyoruz? İpe göre şu çizgiye göre biz tork alacağız. Bakın zaten bunun uzantısı buradan geçtiği için bu işe yaramıyor. O zaman hemen deneyelim bakalım. L'yi çift katlı yapmak. Yani şuraya bir tane daha P ağırlığı asarsak olur muydu arkadaşlar? Bakın hemen yani şuraya bir tane silik de olsa bir P ağırlığı asmaya çalışıyorum. Bakın P'nin buraya uzaklığı X. Bu P'nin de buraya uzaklığı X tuttu mu? Evet o zaman doğru yaptı. M'yi iki katlı yapmak. Yani M'ye bir P ağırlığı asarsam. Peki bakın. Bunun buradan uzaklığı x yani. Bunun ikisi x. Bir daha x 2x arkadaşlar. Buranın momenti buradan büyük oldu. O zaman bu maalesef uygun değildir. Peki K parçasının çıkarılması. Bakın K'yı çıkartmak demek ne demek? Çıkartmaları biliyorsunuz yukarı doğru gösteriyoruz. P. Ne oldu? İpe göre bakarsak. P çarpı X eklendi. P çarpı X çıkarıldı. Aynı moment mi? Evet. Torklar aynı olduğu için o zaman 1 ve 3 uygundur arkadaşlar. Dikkat edin. Ağırlık merkezinin yerinin değişmesi değil. Dengenin bozulmamasını istememişti bizden. Evet. Özdeş karelere bölünmüş düşey düzlemdeki türdeş levha O noktası etrafında dönebiliyormuş. Taralı kısım kesinlikle levhanın dönmemesi için diyor bakın gene. Gene aynı şey arkadaşlar. Sanki bunun ne yapacak? Buradan bir çiviyle bağladık dönebilir arkadaşlar değil mi? Ne yapabiliriz? E siz şimdi şu nokta sizin o zaman moment noktanız. Siz ne yaptınız buraya? Taralı kısım kesilmiş alındı. Yani o zaman ne yapacaksınız? Bir P ağırlığını buradan çıkarttınız değil mi arkadaşlar? O halde ne yapmamız gerekiyordu? Bu sistemlerde spot bilgi 5 ne diyordu bize? Bir levhanın dengenin bozulmaması için çıkarılan ve eklenen parçaların torklarının birbirini dengelemesi. O zaman ben şu çizgiye göre değil mi? O onun bulunduğu çizgiye göre tork alacağım. Değil mi? P'nin buraların uzaklığı kaç birim oldu bakın. Şuraya 1 bölü 2 kalıyor. Buradan da 1 olduğuna göre P çarpı 3 bölü 2 var değil mi? Nasıl telafi etmem lazım? O zaman bu tarafa da aynı sayıyı bulmam lazım. Nasıl olabilir? L ve P'den denesek olur bakalım. L ile P nerede buluşur? Burada. Değil mi? Olmadı arkadaşlar. Buluştuğu yer zaten torktan geçtiği için işe yaramaz. Biraz denemeniz lazım. Bir sürü cevap bulabiliriz. K ve N nerede? Şurada. Bakın ne olur? 2P'yi buradan çıkartmış oldum değil mi? O zaman 2P'nin buradan uzaklığı kaç oldu? Bakalım hemen deniyorum. 2P çarpı 1 tutmadı. O zaman bu ifade olmadı arkadaşlar. K ve M'yi çıkartalım. Bakalım hemen K ve M. K ve M nerede buluşurlardı? Şurada mı? Hemen bakıyorum. Şöyle 2P'yi çıkarttım buradan. Ne oldu? 2P'nin uzaklığı buraya kaç oldu? Yarım oldu. E tuttu mu? Yine tutmadı. O zaman bu ifade de gitti. Hadi bakalım. K, L ve M'yi çıkartalım. Bakın KLM. O zaman bu çizgiden siz K'yi, L'yi, M'yi çıkartınca bu çizgi üzerinden siz o zaman totalde şöyle bir 3P çıkarttınız mı? Bakın P'nin uzaklığı 3/2 duruyordu. 3P var uzaklığı ne kadar? 1/2. Tuttum arkadaşlar. Evet. O yüzden KLM yani belki buradaki bir parça, belki oradaki 3 parça kadar etkiye sahip olabiliyor. Çünkü burada ne demişti? torkların dengesini istemişler. arkadaşlar. Bu spot bilgi gerçekten çok değerli bir bilgi. Evet. Eşit kare bölmelere ayrılmış türdeş falan taralık kısımlar alınıyormuş. Buna göre levhanın dikkat edin bu sefer farklı bir soru. Kütle merkezinin değişmemesi için. Yani ille kütle merkezi yine burası olması isteniyor bizden dikkat ederseniz. O zaman ne yapacağız? Bakın az önce denge istemiyordu. Altıncı bir spot bilgi. Oradaki kitabınızda göreceksiniz bunu arkadaşlar. Bir levhanın ağırlık merkezinin diğerinin değişmemesi için çıkarılan veya eklenen parçaların ağırlık merkezinin levhanın ağırlık merkeziyle çakışması gerekir. Yani çıkarılanların. Şimdi ne yaptık? Siz buradan taralı kısmı kesip attınız değil mi? Bir P'ye attınız. Yeri değil Tek tek şıklardan gidin arkadaşlar. Aradığınızı yap. Mesela buna göre hemen simetrik nedir? Şurası ama burada kimse yok. O yüzden böyle bir cevap bulamıyoruz. O zaman şıklardan gideceğiz. Mesela bu parçayla L olur muydu? Bakın bununla bu nerede buluşur? Burada. Ne demiş? Çıkarılan ya da eklenen parçanın ağırlık merkezinin Levhanın ağırlık merkeziyle çakışması. E, ağırlık merkeziyle çakışmıyor ki bu iki parça. O zaman olmadı. K ve N olur muydu? Bakalım. K ve N nerede buluşacaklar? Şurada buluşurlar değil mi? Şu çizgide. Ondan sonra bununla da bu ne yapar? Buralarda bir yerlerde buluşacak. O zaman gene olmadı. L ile M. Bakın L ile M nerede buluşacaklar? Gerekirse artık şekilde birazcık karışmaya başlayınca hemen arkadaşlar şöyle yardımcı şekil çizelim olmadı. Siz şimdi kurşun kalemle yaptığınız için biraz daha rahat ediyorsunuz. Her bir önermeyi denememiz için biz de hemen yanlara çizimler yapalım. Evet. Mesela ne demiş? Üçüncü önermede L ve M'yi çıkartalım. Hangi parçalar? Şu parçayı ve şu parçayı çıkarttım değil mi? E bununla bu nerede buluşurlar? Şurada mı? Bakın buradan bir 2 P çıkarttım. E buradan da bir P çıkarmıştım. Arkadaşlar 2 P ile P nerede buluşacaklar? Şuralarda bir yerlerde. O zaman çakışmadı değil mi burayla? O zaman bu da gitti. L, M, N. Üçünü çıkartalım. Hangisiymiş? Buradan deneyelim hemen. L, N, bir de M çıktı. E zaten bu da çıkmıştı. Bakın şununla şu nerede buluşacaklar? Şurada değil mi? Bununla bu burada. E bu iki parça nerede buluşacaklar? Şurada. O zaman buraya da olmadı. O zaman bu da olmadı. K, M, N. Bakalım hemen. K burası değil mi? M burası. Ve N de burası. Bir tane de burası çıkmıştı. Bak bununla bu nerede buluştu? Şurada. Şununla şu nerede buluştular? Burada. E bu iki parça nerede buluştu? Bakın tam ağırlık merkezinde buluştu. O zaman tam aradığımız kelimeyi arkadaşlar spot bilginin aynısı karşımıza geldi. İşte bazen bu işlerde arkadaşlar kısmetli oluyor. İşler kısa sürüyor. Bazen işte uzun da sürebilir. Artık o sizin görmenize de bağlı açıkçası. Ne demiş? Kütle merkezi o noktası olan kare levha, özdeş bölmeler, levhadan taralı parçalar çıkarılıyormuş. Kütle merkezinin yerinin değişmemesi için. Neydi spot 6 tekrar bak çıkarılan ya da eklenen parçanın ağırlık merkezinin levhanın ağırlık merkeziyle çakışması gerekir. Bakın 3 önermemiz var. İsterseniz 3'ü içinde hazırlığımızı yapalım şuraya hemen. Birinci önerme için, ikinci önerme için. Üçüncüyü de sorunun üzerine çözeriz. Şimdi ne demiş? Zaten şu parçayla şu parça çıkartılmış durumda değil mi? Şimdi nerede buluşur bu iki parça? şurada buluşurlar mı? Bakın şunla şu. Hemen ağırlık merkezlerini birleştirmeye çalıştım. Şurada bir 2P çıktı mı? Ağırlık merkezinin burada kalmasını istiyorum. Peki K ve L'yi çift katlı yaparsam. Bakın L burada, K burada. Bunlar çıkartılmıştı değil mi arkadaşlar 2P? Siz buraya iki parça eklerseniz, buraya bir, buraya bir eklerseniz onlar da tam şurada 2P oldu mu? Arkadaşlar çıkarttığınız yere ekleme yaptığınız için bunlar birbirini götürdü. Sistemin ağırlık merkezi aynı yerde kaldı. İkinci önermede şu parça ve şu parça çıkmıştı. Çıkarılanlar burada buluşmuştuk değil mi? M ve N çıkarılmalı. Bakalım. Nereden? M burada, N burada. Bu ikisi çıkartınca bunlar da burada 2P çıktı mı? Burada da 2P çıkmıştı. 2 ile 2 tam ağırlık merkezinde buluştu mu? Evet. Aynen spot bilgi gibi. Üçüncü önermede. P ve N'yi çıkarmak. Bakın. Şununla şu nerede buluşmuştu? Şurada. 2P buradan çıktı. P ile N nereden çıktı? Buradan çıktı. Arkadaşlar 2P ile 2P nerede buluşurlar? Bak şurada buluşurlar. O noktasında buluşamıyorlar. Maalesef bu şekil uygun Değilir. Evet. Beşinci sorumuz. Ne demiş? Şekildeki kareli bölmelere bölünmüş düzgün türde Stefan'ın ağırlık merkezi o noktasıymış şurası. Ağırlık merkezinin gösterilen yönde kayması için ne yapılır? Bakın yedinci bir spot bilgi. Bir levhanın üzerine parça ekleniyorsa levhanın kütle merkezi eklenen parçanın kütle merkezine doğru parça çıkarılıyorsa çıkarılan parçanın kütle merkezine zıt yönde hareket eder. Bakın Şimdi ne diyor? Buraya kaymak için o zaman ne olmanız lazım? Sizin ağırlık merkezinin buraya kayması için o zaman bu tarafa doğru bir ekleme ya da bu taraftan bir çıkartma yapmanız gerekiyor. Neden? Çıkarılanların tersine kayıyor da hatırlıyorsanız. Mesela L'yi çıkartırsa. Bakın L'nin ağırlık merkezi burada mı? Bu bir ekleme olsaydı buraya kayacaktı. Bakın tam buna nişan alacaksınız. Çıkarma olduğu için ters. O zaman doğru. K ile N'yi çıkar. Bakalım K ile N nerede buluşur? Tam şuradan buluşur. Ekleme olsaydı buraya kaymıştı. Çıkarma olduğu için bunun tersi. O zaman uygun. Üçüncü önerme şey biraz renk değiştirelim. K ve M'yi çıkarmak. Bak K ve M. Nerede buluşurlar? Burada mı? Ekleme olsaydı böyle. Çıkarma olduğuna göre tersine. O zaman bu da uygundur. 1, 2, 3. Uygundur arkadaşlar. Evet. Test 21'de arkadaşlar sonuna gelmiş bulunuyoruz. Test 21'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar size de.